Selamlar. Bugün Course Play modunun size nasıl tarlaya hasat edebileceğinizi, video çok uzun olmazsa nasıl konvoyla hasat edebileceğinizi, video uzadığını düşünürsem onu ikinci bir video haline getireceğim. Modun linki açıklama kısmında var. Bilginiz olsun, oradan indirebilirsiniz. Şimdi ben ilk aracımla başlayacağım. Hiç tarlanın başına gitmenize gerek yok. Şöyle sağ tıklıyorsunuz mouse'unuzdan, direkt mod açılıyor. Bu arada oyuna ilk girdiğiniz zaman Course Play size önünüze çıkıyor ve diyor ki bütün tarlaları scan etmemi ister misin otomatik olarak? Buna evet demenizi tavsiye ederim. Daha sonrasında buraya geldiğiniz zaman şurada ayar kısmı var. Yön ayarı, gideceği güzergahın ayarı var. Buna tıkladıktan sonra Course Generator diyorsunuz. Direkt size haritayı açıyor. 12 numarayı seçin. Şurada zaten 12 numaralı tarlanın seçildiğini gösteriyor. Şöyle 12'ye yaklaşalım. Şimdi ben size direkt kısaca hemen tarif edeyim buradakileri. Şimdi Start Generate dediğim zaman tak diye hemen en yakın köşeden başlatır. Çünkü burada en yakın pozisyondan başlangıcı ver yazıyor. Biz şu anda bu köşeye en yakın olduğumuz için bu köşeden başlatıyor. Multi 1'deyiz şu anda. Multi buradan arttırıyoruz. Neyse, sırasıyla gidelim en iyisi. Burada daha fazla seçeneğimiz var. Southwest var. Bu otomatikman Southwest'ten başlatır. Burada şey yapabilirsiniz. Veyahut da bu da yönler hepsi. Veyahut da burada siz seçebilirsiniz. Mesela ben burayı seçtim. Start Generate dedim. Buraya en yakın köşeyi aldı. Mesela şuraya tıkladım. Yine Start Generate dedim. Bu köşeyi aldı. Buraya tıkladım. Start Generate dedim. Bu köşeyi aldı. Biz bu köşeden başlayacağız. Bu en iyisi. En yakın olduğunuz köşede kalması daha iyi olur. Şimdi bu alt taraftaki de pardon, hasat yapma yönlerini seçebiliyorsunuz buradan. İşte manuelde mesela şey yaparsın, yönü kendiniz verebiliyorsunuz işte. Mesela bu West'teymiş, biz onu işte değiştirirsek, Northwest yaparsak bu sefer hasatı bu şekilde alacak falan. Yönünü siz buradan kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Bazı tarlalarda gerekiyor ama her tarlada gerekmiyor. Eğer ki şu tarlanın mesela şu köşelerine çok yakın ağaçlar olsaydı ben bunları bu şekilde gönderecektim. Ama tarla müsait olduğu için istediğiniz yöne doğru gönderebilirsiniz. Bypass, bunlar biraz karışık, detaylarına inersiniz siz de. Ben size en kestirme yollarını söylüyorum şu anda. Eğer ki diyorsanız tarlanız mesela dairesel. Dairesel abi, buradan headland'a geliyorsunuz, around diyor. Buradan bir kere generate dediğimiz zaman, bu arada unutmayın, bu step'i arttırdıkça bilgisayarınız aşırı kasar. Bunu around'a tıkladığın zaman en yakın noktadan başlatır. İlk önce çevresini alır. Bu şekli bozuk 13 numara gibi tarlalarda işe yarar. Veyahut da tarlanın diyelim bu köşesinde ağaçlar var dediğimiz gibi. İlk başta buradan başlayıp temizledikten sonra içeriden dönüşleri daha kolay yapar. Ama bizim şu anda buna da ihtiyacımız yok. Daha sonrasında bunun daha çeşitleri var ama sadece around yetiyordur. Bana yetiyor yani, ekstrasına hiç ihtiyaç duymuyorum. Şimdi burada ağız genişliğimiz var. Bunu otomatikman tanımlıyor zaten. Bizim ağız genişliğimiz 13,5. Bunu biz, ben genelde bunu 14 metre yapıyorum. Çünkü 14,5 metrelik bir ağız var. Kaçırmasın, 1 metre 1 metre. Daha sonrasında multi seçeneği var. Bu konvoy yaparken ihtiyacınız olacak. Buna bir sonraki videoda değineceğiz. Daha sonrasında yani gerekli olanlar aslında bunlar. Şimdi buradan direkt geri diyorsunuz. Ondan sonra ben size step step göstereceğim ne lazım. Şimdi driving course dersem direkt başlayacak oyunu gitmeye. Zaten en kolayı bu. Tek gönderiyorsanız çok fazla detayı yok. Şöyle ben size tek tek bakayım. Burada kayıtlı olanlarınız olacak. Buradan kaydettiğim zaman bunu şuradaki kayıt seçeneğine tıkladığım zaman isim vererek, mesela diyelim ki 12 numara hasat diyelim. Evet, kaydet dedim bunu. Şimdi buraya kayıtlıların arasına geldi. Siz herhangi bir biçer döver ağzı bunun genişliğinde olan, yani bu model bir biçer dövere tıklayıp şunu aktif ettiğiniz zaman direkt bu tarlada ne yapması gerektiğini biliyor olacak. Daha sonrasında burada işte çalışma genişliği var. Yine 14 metre. Konvoy şu anda deactivated. Buna konvoyda değineceğiz. Şöyle dönüş hızı var. 10 kilometre hızla dönsün. Hasadı da maksimum 24 kilometre hızla yapsın diyoruz. Zaten modlu olmadığı için araçlarımız 10 kilometrenin üstünde yanlış hatırlamıyorsam hasat yapmıyorlardı zaten.
Daha sonrasında buradan güzergah çizgilerini tam görebiliriz. Bunu kapattığım zaman sadece başlangıç noktalarını gösterir ama bunu açtığım zaman tam bütün gideceği güzergahı görebiliriz. Adventure settinglerimiz var. Buraya çok değinmeyeceğim. Bunları Translate'den çevirerek ne işe yaradıklarına bakarsınız. Ben de o kadar bilgi sahibi değilim. Sadece en kısa şekilde nasıl yapabileceğinizi göstermeye çalışıyorum şu anda size. Evet, tarlanın baş kısmına yaklaştıktan sonra çok azıcık drive course dediğimiz zaman direkt otomatikman kendisi yolu algılayıp gerekli olan noktaya şimdi burada birkaç önemli nokta var. Start course at diyor. Bu nearest waypoint. Bu en yakın waypoint'ten başlamadır. Eğer ki aracı bir yerde kesip tekrardan aynı yerden devam ettirmek istiyorsanız bu seçeneği aktif etmeniz gerekiyor ama ben first point diyorum. İlk başlangıç noktasından başla ama diyelim ki tarlanın yarısında ben bu aracı bir bağlantısını kopartmak zorunda kaldım. Ve aynı noktadan devam etmek istiyorum. O zaman buradan geliyoruz. Şuradaki seçenekler bayağı zaten var. Bu en yakın başladır. Bu first waypoint'ten başla. Bunu bilmiyorum. Bu da en yakın ve waypoint yani şu köşeler. En yakın waypoint. Mesela buna tıkladığım zaman şuradan veyahut da en yakın olduğumuz için şuradan da başlayabilir. Ama siz bunu ilk defa başlatıyorsanız first point deyin. Daha sonrasında drive course dediğiniz zaman tarlanın neresinde olursa olsun eğer ki önüne bir engel çıkmadığı sürece kendi kendisine buraya gelir ve hasat işlemine başlar. Şu anda gördüğünüz gibi. Bu ne işinize yarayacak? Bu işçi kullanımını azaltacak. Yani işçiye para vermek zorunda kalmayacaksınız. Bu bir. Ve işçi limiti var. Çok büyük tarlalar kullananlar bilir. Bu işçi limiti bayağı sıkıntı çıkartabiliyor. 8 işçiyi geçemiyoruz. Bunu kullanarak işçi kullanmadığımız için istediğiniz kadar çalıştırma yapabilirsiniz. Bir yandan da işte bu arkadaş hasatını yaparken biz de buradan gelip onun hasatını toplayabiliriz. Bu arada yayın linkini genelde aşağıya bırakıyorum. Facebook'ta Farming Simulator yayınları yapıyoruz. Bu gördüğünüz işlemlerin kat kat büyüğünü yapıyoruz. 5 tane falan multi konvoy sokuyoruz tarlalara. Baya büyük bir haritada oynuyoruz. Bu haritanın 16 katı büyük bir haritada oynuyoruz. Yayınlara da katılabilirsiniz. Şu an için bakıyorum. Ben de 10 dakika olmak üzere büyük ihtimalle bu video uzayacak. O yüzden çok uzatmak istemiyorum. Konvoy için bir video daha yapacağım. Onu büyük ihtimalle videonun sonunda görebilirsiniz. Umarım işinize yaramıştır. Takıldığınız yerler olursa mutlaka sorun. Cevaplıyorum. Hoşça kalın.